Efendim, son seansın ikinci bölümünden herkese tekrardan iyi akşamlar dilerim. Bu kez ise piyasaları birazcık daha değerlendirmek üzere rakamlar üzerinden ve yurt içi verilerinde açıklanan veriler üzerinden geçmek için Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge'ye gidelim. Cem Tözge, hoş geldin, selamlar Cem. Merhabalar, hoş. Şimdi bugün özellikle endeks tarafına ben endeksle başlamak istiyorum. Daha sonrasında işsizlik rakamlarına geçeceğim ama bir taraftan bakıyoruz daha sakin seyreden bir hafta ve dolayısıyla geçen haftadan bu yana da bir taraftan 97 binden aşağı sarkmayan da bir endeks tarafı var. Özellikle buradaki sakinlik Avrupa'ya nazaran, yani Avrupa'daki durumlara rağmen burayı neye bağlayabiliriz? Açıkçası Türk piyasaları belli bir süredir oldukça yatay bir bantta hareket etmekte. Özellikle endeks tarafına bakacak olursak 100 bin seviyesinin altına gelinmesiyle 97.500-100 bin aralığında giden gelen bir endekse karşı karşıyayız. Tabii bunun en önemli sebebi endeksimizin bir miktar diğer borsaların geride kalması. Özellikle son 10 günlük harekette ve yine dolar bazında bakılırsa endeksteki bazı değerlemelerin oldukça tarihi seviyede, dip seviyede olması, hani aşağı yönlü gelişlerde satışların limitli kalmasına sebebiyet veriyor. Ama yurt dışındaki çok fazla hani alım olduğu günlerde de yukarı yönlü harekete katılamamamızın ana sebebi. Ama dediğim gibi belli bir süredir yatay bir bant şu an için geçerli. Genel olarak yurt dışı piyasalara bağlı bu dalgalı seyir önümüzdeki günlerde devam edebilir diye düşünmekteyim. Cem, bir taraftan da yabancı çıkışları halen daha devam ediyor. Buradaki hikaye aslında hikayede yerlerin alımlarını görüyoruz ve yabancıya da ihtiyaç var. Hangi hikaye doğrultusunda, hangi haber akışı doğrultusunda biz endeksin yönünü yukarıya doğru ve yabancıyı burada çekebiliriz? Şimdi baktığımız zaman hani yaşadığımız bu hareket Türkiye özgü bir hareket değil. Onun altını çizelim. Hı hı. Ki baktığımız zaman son veriler gelişmekte olan piyasalarda yaklaşık işte bazı rakamlara göre 60 milyar, bazı rakamlara göre 70 milyar dolarlık bir yılbaşından bugüne çıkışı işaret etmekte. Ki bizde geçtiğimiz hafta sonu açıklanan rakamlarda Türkiye'de hisse senetleri artı bono piyasası dahil 8,5 milyarlık bir çıkışla karşı karşıyayız. Yani dediğim gibi bir kere bu hareket Türkiye hareketi değil. Tamamen gelişmekte olan piyasalarda özellikle bu pandemi hikaye sonrası, oluşan negatif haber akışı sonrası, riskten kaçış sonrası bir yaşanan çıkış hikayesi. Ki bizim burada tabii hani güçlü dinamiklerimiz var. Dediğim gibi biraz önce en önemli hikayemiz Türkiye piyasaları şu anda tarihi dip seviyelerde. Özellikle dolar bazında bakarsak hani bu 2001 yılından bugüne olan trendlerde çok alışık olmadığımız seviyeler ve buradaki olası negatif senaryolarda Türkiye piyasaları oldukça ucuz olarak ön plana çıkmakta. Tabii burada bulunduğumuz seviyeden yukarı gidilmesiyle ilgili ne gibi bir çaba olması lazım? Tabii ki öncelikle yurt dışı piyasaların buna müsaade etmesi lazım. Yani yurt dışı piyasalardan ayrı hareket edecek bir Türk piyasası şu anda imkansız gibi gözüküyor. Eğer önümüzdeki süreçte hastalıkla ilgili olumlu rakamlar aynı Türkiye'de yaşandığı gibi dünya piyasalarında daha fazla egemen olmaya devam eder. Ve özellikle bu Avrupa tarafında yaşamaya başladığımız ekonomilerin açılması sonrası ikinci bir dalga, yani hastalıkla ilgili korkulan ikinci bir dalga haberi gelmez ise Türk piyasalarının ben burada ön plana çıkabileceğini düşünmekteyim. Çünkü buradaki en önemli dinamik, dediğim gibi değerlemeler bazında Türk şirketlerinin oldukça uygun seviyede olması ve burada tabii belirsizlik, yani global belirsizliğin bir miktar azalması durumunda Türk varlıklarının zaten oldukça uygun bir seviyede olmasından kaynaklı bir miktar yabancı talebinin olabileceği yönünde. Tabii son zamanlarda piyasada genelde yerli alımlı alım satımları olduğunu görmekteyiz. Bu gayet normal. Biraz önce anlattığım gibi bu zaten tüm gelişmekte olan piyasalarda yaşanan bir durum. Ama önümüzdeki süreçte bu global belirsizliğin bir miktar ortadan kalkmasıyla merkez bankaları tarafından verilmiş olan bu devasa likiditelerin Türkiye tarafına fon akışlarını bir miktar güçlendirmesini açıkçası bekliyorum.
Cem, yani endekse baktığımız zaman öne çıkan sektörler açısından da özellikle kur tarafındaki yukarı yönlü hareketlerle birlikte burada bir takım bundan faydalanacak ve öne çıkan bir takım sektörler var. Sen burada ne önerirsin? Hangi sektörlerin öne çıktığını, hangi hisselerin öne çıktığını söyleyebiliriz? Evet, zaten baktığımız zaman bu özellikle Mart ayı başından bu yana sektörel bazı çok ciddi ayrışma var. Bu ne? Mesela havacılık sektörü ve bankacılık sektörü özellikle bu yaşanan son salgın haberi sonrası oldukça geri durumda kalmış durumda. Bunun tam tersi olarak da işte perakende sektörü olsun, teknoloji firmaları olsun burada olumlu yönde ayrışan sektörler. Eğer şimdi bir normalleşme durumu söz konusu olacak olursa ve içinde bulunduğumuz düşük faiz ortamının da getireceği faydalarla önümüzdeki sektör eğer bir yukarı yönlü hareket olursa bunun bankacılık sektörü olmasını bekleriz. Çünkü belli bir zamandır belirttiğim gibi çok ciddi bir ayrışma var. Yani endeksin ana gemileri dediğimiz işte bankacılık sektörü olsun, bazı havacılık hisseleri olsun, yine bazı teknoloji hisseleri olsun. Bunlarda bir takım geri kalma hareketleri var. Ama bunun dışında mesela perakende sektörü de burada ön plana çıkmış durumda. Eğer dediğim gibi bu hareket genele yayılacak olursa bankacılık endeksi bu harekete öncülük edecek diye düşünmekteyim. Çünkü düşük faiz ortamı her ne kadar işte bu yaşadığımız durumda eğer işte bu kredilerle ilgili sorunları zaten yatırımcılar bir şekilde fiyatlamaktalar. Ama bulunduğumuz faiz seviyesi bankacılık sektörünün önünü açacak yeni bir hikaye gibi gözükmekte. Cem, bir taraftan da yine baktığımız zaman özellikle işte Kasım ayında ABD tarafında seçim var ve dolayısıyla Trump'ın yani normalde bizim gibi ülkelerde birazcık daha makro verilerle seçime doğru giderken ABD tarafında yani başkanların en büyük ellerinde tuttukları şey de endeks tarafıdır. Yani endekslerle de seçime giderler. Bizde mesela öne çıkan işsizlik rakamları, enflasyon rakamları, büyüme rakamlarıyla birazcık daha siyasi liderler ilgilenirken ABD'de seçim endekste ön planda. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Kasım'a doğru giderken ABD'nin özellikle Trump'ın politikalarıyla beraber endeksteki bu dalgalanmayı bekliyor musun kendi içerisinde? Ve bu küreseldeki dalgalanmayla birlikte de faydalanacak BIST 100. Evet, baktığımız zaman zaten Trump'ın göreve gelmeden önceki ve görev sonrası en ana politikalarından bir tanesi endekslerin yukarı gitmesi. Hatırlayalım. Trump göreve geldikten sonra Amerikan endeksi çok ciddi bir rally içine girmişti ve ilk iş olarak Trump Fed üzerinde çok ciddi bir baskı uygulayıp faizleri o zamanki hani yüksek arttırım seviyesinden tekrardan nötre çekme daha sonra da indirim sürecine doğru itmişti. Ki baktığımız zaman şu an haber akışına Trump'ın bir an önce Amerikan endeksini, Amerikan ekonomisini açma yönünde bir çaba içinde olduğunu görmekteyiz. Ki yani Türkiye ile kıyasladığımız zaman Amerika'da gelen yani ölüm vaka sayıları kıyaslanmayacak kadar daha kaygı verici durumda. Ama burada tabii Trump Kasım'daki seçimleri bir şekilde risk altına atmak istemediği için hem ekonomiyi açmak istiyor hem de Fed'in muslukları gerektiği kadar hatta gerektiğinden daha fazla olabildiğince açmak niyetinde. Burada tabii yine Amerikan yatırımcısının ya da Amerika ekonomi yönetiminin öncelikle görmek istediği şey şirket değerlemelerinde yukarı yönlü bir hareket olsun. İnsanların ki burada biliyorsunuz Amerika tarafında özellikle emeklilik sektöründeki yatırımların çok ciddi bir bölümü hisse senetlerinde saklı durumda. Yani burada hisse senetlerinde çok ciddi bir oynaklık olduğu zaman insanların varlıklarında, varlık sınıflarında çok ciddi bozulmalar yaşanmakta. Trump tabii ki bunu istemiyor. Ki bu hafta Powell'ın yarın çarşamba günü yapacağı konuşma da bu bakımdan oldukça önemli. Burada piyasaların duymak istediği acaba Fed önümüzdeki süreçte bu Trump'ın söylemleri sonrası Fed bir eksi faiz politikası izleyebilir mi? Bizim şu anda bildiğimiz kadarıyla ne Powell'ın ne çoğu Fed başkanının böyle bir niyeti yok. Ama tabii bu tip söylemler şu anda piyasada oldukça dillendiriliyor ki geçtiğimiz hafta borsalarda yaşanan yukarı yönlü hareket, yine Amerikan Fed fundlarında yani önümüzdeki süreçte Fed faizlerinin ne yöne gidebileceğini gösteren piyasalarda
bir eksi faiz fiyatlaması gördük. Ondan dolayı bu hafta Powell'ın açıklamaları oldukça önemli ve buna ek olarak da Trump yönetimi önümüzdeki süreçte borsaları dinamik tutmak ya da evet, bağlantımızda şu anda bir sorun oldu. Cem Tözge'ye tekrardan bağlanacağız. Arkadaşlarım, bağlantı sorunu giderdiği zaman tekrardan Cem Tözge ile beraber özellikle gelişmeleri değerlendireceğiz. Şu anda Fed'in negatif faize doğru gidip gitmeyeceği piyasada tartışılıyordu. Son dakikayla alakalı Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaları değerlendirmek istiyoruz. Kamu bankalarının sermayeleri güçleniyor şeklinde açıklama yapan şu anda Türkiye Varlık Fonu'ndan yine yapılan bir açıklama doğrultusunda 3 kamu bankasının sermayesi 21 milyar liralık artırıma gidilecek şeklinde 3 kamu bankasının destekleneceğine yönelik Türkiye Varlık Fonu'ndan da yapılan bir açıklama var. Bunu da değerlendirmiş olalım. Cem, selamlar, tekrardan hattan düşmüştü ama bu kez bağlantı sorununu giderdik. Evet. Yani Fed mesela bu süreç içerisinde piyasada bunu tartışmaya başladık. Negatif faize doğru gidiyor mu? Çünkü o kadar fazla ABD verileri beklentilerin de üzerinde kötü gelmeye başladı ki özellikle istihdam piyasasında bunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bu süreç içerisinde acaba Fed negatif faize gider mi diyorduk. Bu süreçte Powell'ın açıklamalarını da yakından takip edeceğiz diyorduk. Evet, yani burada Fed faizini eksiye çeker mi? Şu anda piyasanın merak ettiği soru bu. Ama şunu biliyoruz, ne Powell'ın ne ekonomi yönetiminin ya da Fed başkanlığının böyle bir niyeti yok. Çünkü eğer böyle bir durum söz konusu olursa yatırımcılar üzerinde acaba hani bizim gördüğümüzün daha ötesinde bir risk unsuru olur mu diye bir kaygı oluşacak diye Fed'in genel bir yaklaşımı var. Zaten şu anda hiç kimse bir ekonomide önümüzdeki süreçte yüksek enflasyon gibi bir risk görmüyor. Ama negatif faizde şu anda çok fazla fiyatlanan ya da beklenen bir gelişme değil. Dediğim gibi bir miktar geçtiğimiz hafta bunun fiyatlaması oldu ama bugün tekrardan Amerika tarafında verim eğrisinde tekrardan yukarı yönlü hareket görmekteyiz. Peki Cem, şimdi negatif faiz vesaire merkez bankalarına dönmüşken bir taraftan da bizim Merkez Bankamız üzerinden de değerlendirmeni de merak ediyorum senin. Bu süreç içerisinde işte kur geçişkenliği mi söz konusu olacak yoksa talepte bir sert daralma mı söz konusu olacak? Enflasyondaki etkileri değerlendirmeye çalışmıştık ve Merkez Bankası'nın birazcık daha enflasyon haricinde daha büyüme odaklı ve politika faizinde bu şekilde ilerlediğini görmüştük. Bu süreç içerisinde şimdi Sayın Uysal'ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda da nedir? Oradan okumuştuk ve ufak da olsa faiz indirimde devam edeceğine dair bir takım açıklamalar yapmıştı. Ama kur birazcık daha seviyeleri aştıktan sonra özellikle sen Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini düşünenlerden misin? Evet, şimdi Merkez Bankamızın son toplantısını hatırlayacak olursak 7.4'ü revize edilmiş bir enflasyon hedefi var ya da beklentisi var diyelim yıl sonu için. Burada tabii Merkez Bankası'nın en başında yani en baştan beri aslında güvendiği şey şuydu. Bu sene için bu emtia fiyatları yani petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatları düşük kalmaya devam edecek. Tabii bir de üzerine bu hastalıkla ilgili düşen iç talep söz konusu olunca bunun kur tarafındaki olası geçişkenlik etkisini bir şekilde pasivize edeceği ve bunun bir şekilde özellikle yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte enflasyonun aşağı geleceği yönünde baz etkisinden kaynaklı. Ben de o fikre katılıyorum. Zaten baktığımız zaman hani ekonomide ciddi bir yavaşlama var. Bunu zaten ikinci çeyrek rakamlarında fazlasıyla hissedeceğiz. Ve buradaki tabii iç talepteki daralma ve önümüzdeki süreçte düşük kalmaya devam edecek petrol başta emtia fiyatları bunun tek haneye doğru evrilebileceğini bize işaret etmekte. Ve buradan yola çıkarsak Merkez Bankası'nın da söylenlemi birleştirirsek önümüzdeki toplantıda küçük bir de olsa, küçük miktarda da olsa bir faiz indirimi çok da sürpriz olmayacaktır diye düşünmekteyim.
Cem, emtia piyasası demişken şu anda yatırımcının gözü kulağı aslında bir petrol fiyatlarında, bir de altın fiyatlarında. Özellikle petrolden başlamak istiyorum. Bugün Suudi Arabistan'ın kararını, petrol üretimi konusunda gideceği arz kısıntısı kararını karşıladık. Özellikle gönüllü ve kendi isteğiyle birlikte günlük 1 milyon varillik kısıntıya gideceğini de açıkladı Suudi Arabistan. Bu rakamla birlikte baktığımız zaman 18 yılın en düşük üretimini de gerçekleştiren bir Suudi Arabistan karşımızda. Özellikle petrol fiyatlarını birazcık daha 35-40 dolar bandına da oturtturmaya çalışmak isteyen de bir Suudi Arabistan karşımızda. Şimdi sen nasıl değerlendirirsin petrol fiyatlarını? Özellikle hani şu anda geri çekilmeler halen daha devam ediyor ama 30 dolar bandının da altında fiyatlanmaya, hemen altında fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle nasıl görürsün petrol fiyatlarını? Bir alım fırsatı olabilir mi buradan? Şimdi petrol fiyatlarında çok farklı dinamikler var. İlk önce Amerikan petrolden başlayacak olursak, biliyorsunuz bu geçtiğimiz ay Amerikan petrolü kontratında çok ciddi bir geri çekilme olmuş ve hatta hani vadesi dolan future kontratında vadenin son 2 günü eksi fiyatlamaları görmüştük ki bu hayatta görmediğimiz, tanık olmadığımız, belki de kolay kolay bir daha görmeyeceğimiz bir fiyatlamaydı. Bunun ana sebebi neydi? Bu kontratta bir fiziki teslimat olması. Yani eğer son gün bir yatırımcı elinde bu future kontratı taşırsa bir şekilde bu petrolü fiziki olarak alacak ama nereye koyacak? Burada yani taşıma maliyeti dediğimiz, saklama maliyetini dediğimiz unsurun bir şekilde fiyatlara girmesi iyiydi. Ki bugün yine baktığımız zaman yine Amerikan tip petrolü, Brent petrol arasında bir miktar ayrışma görmekteyiz. Çünkü bu Amerikan tipi ham petroldeki future kontrat, en yakın vade dediğimiz Haziran kontratın son işlem tarihine oldukça yaklaşıyoruz. Gelecek hafta bu kontrat expire ediyor, yani sonlanıyor. Burada yine şimdi geçtiğimiz ayki durum söz konusu olabilir mi? Yatırımcıların böyle bir kaygısı var, bu bir. İki, yine bugün diğer bir hikayesi neydi? İşte Güney Kore ve Almanya'da bir miktar vaka sayısındaki artış. Bu ülke niye önemli? Bunlar genelde hastalığın birinci aşaması ile ilgili çok ciddi uğraş vermiş, başarı sağlamış ülkeler ve diğer ülkelere kıyasla ekonomide daha erken açan ülkeler. Bunlarda bir miktar artan vaka sayıları acaba bir ikinci dalga mı geliyor? Kuşkusu yarattığı için bugün petrol fiyatları üzerinde kısmi baskı oluşturmakta. Ama bence bugün aynı ana hikayesi ham petrol tarafında. Bu dediğim gibi gelecek hafta yaklaşan olan kontratın sonlanma tarihi ve eğer burada bir geçtiğimiz hikayeye benzer bir hikaye olmaz ise ben gelecek haftanın atlatılmasıyla birlikte petrol fiyatlarının bir miktar daha yukarı yönlü hareketin olabileceğini ve Brent petrolün özellikle 30-40 dolar bandına oturabileceğini düşünmekteyim. Tabii burada çok ciddi bir zıplama beklememek lazım. Çünkü bu uzun bir süreç, belli ki Fed de bunu defalarca altını çizdi. Bu belki 1 ila 2 yıla yayılacak dünya ekonomisiyle ilgili belirsizliğin had safhada olacağı bir süreç. Ama tabii ekonominin açılıyor olması, tekrardan uçuşların özellikle havacılık sektöründe başlayacak olması, seyahatlerin yaz itibariyle başlayacak olması petrol talebi artıracaktır. Yine bugün tabii Suudi Arabistan'ın almış olduğu bu karar petrol fiyatları için olumludur. Yine Cuma akşamı açıklanan rakamlarda Amerika tarafında hemen hemen kuyuların üretimi yarı yarıya indirmiş olması, ki 1940'lı seviyelerden bu yana gördüğümüz en düşük açık kuyu rakamıdır. Bu tabii petrole destek verecektir ama önümüzdeki birkaç gün, özellikle bir hafta bu vadeli kontratla ilgili kaygı devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü burada asıl sıkıntı önümüzdeki süreçle ilgili büyüme değil. Eğer petrolü fiziki olarak alırsam nerede saklayacağım konusu. Çünkü biliyoruz ki petrol hatları özellikle Amerika tarafında oldukça dolmuş şekilde, yine tankerler şu anda çok ciddi şekilde artı kapasiteyle denizlerde yüzdürülüyor ya da ekstra bir tanker bulmak istediğiniz zaman eskiye kıyasla çok daha yüksek bir kiralama bedeli ödüyorsunuz. Bunun için belli bir süre petrol fiyatları baskı altında kalabilir ama daha sonra kademeli olarak bence yukarı yönlü hareket daha bir normalleşme sinyali olarak algılanacaktır. Cem, şimdi Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan bir basın açıklamasını da kısaca okumak istiyorum sana.
sadece bizi ilgilendiren önemli maddesini öne çıkan ve burada da senin değerlendirmene de ihtiyacımız var. Türkiye Varlık Fonu olarak Nisan 2019'da yaptığımız açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekonomik programı çerçevesinde ve Türkiye Varlık Fonu'nun finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına 3.7 milyar euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiğimiz görevi duyurmuştuk der. Bunun üzerine ise yine aynı misyon doğrultusunda Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL arttırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız diye bir Türkiye Varlık Fonu'nun yapmış olduğu açıklama var. Özellikle burada kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesine yönelik atılan bir adım olarak görebiliyoruz. Nasıl değerlendirirsin bunu? Evet, sürpriz bir karar değil, zaten beklenen bir karardı. Kamu bankalarının zaten kredi verebilme kabiliyetlerinin arttırılması artı sermayelerinin güçlendirilmesi için atılmış bir karar olarak algılıyorum. Bunlar tabii bankaların finansal yapıları için olumlu gelişmelerdir. Dediğim gibi bu sürpriz bir karar değil, beklenen bir karardı. Ben bunu olumlu okuyorum açıkçası. Evet, bu süreç içerisinde kamu bankalarının birazcık daha taşın altına elini koyduğunu ve özel bankaların birazcık daha çekimser kaldığını bu süreç içerisinde görmüştük. Sanıyorum burada da destek devam edecektir diye düşünüyoruz. Geçelim emtia piyasamıza tekrardan Cem. Özellikle altındaki yükseliş beklentisini yine yani sınırlı da hep biz altında şunu görüyoruz. Geri çekilmeler sınırlı oluyor ama yukarı doğru ataklar daha sert oluyor. Nisan ayına baktığımız zaman altın bazlı yatırım fonlarındaki altın miktarı Nisan ayında da rekor kırdı. Dolayısıyla burada altındaki beklentiyi açıkçası yatırımcının şu an gözü kulağı yine altın tarafında. Ne beklersin, ne düşünürsün? Şimdi tabii hani gram altını konuşmaktan ziyade bence ons altını konuşmakta fayda var. Çünkü biliyorsunuz içeride gram altın iki dinamiği var. Biri dolar TL kuru, diğeri de ons altın ama ana majör hikaye ons altında yaşanıyor. Şimdi ons altında şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz bu belirsizlik ortamı en fazla altına yarıyor. Yani varlık sınıfları içinde bu belirsizliğin en fazla beslendiği güvenli liman konumundaki altın şu anda Türkiye'nin ve dünyanın gerçeği. Ama şöyle bir durum söz konusu. Tabii bu çok hızlı yukarı yönlü bir hareket gördük ve burada 1750 dolar seviyesi önemli bir direnç haline gelmiş durumda. Ki 2008-2009 dönemine kıyasla şöyle bir farklı durum var. Tabii o zaman da çok fazla bir likitte vardı ama bu zamanki likitte birçok daha fazla ama bu zamanki belirsizlik ortamı da şöyle bir durum söz konusu. Dünya ekonomilerinde eskisi kadar talep kaynaklı bir artış uzun süre olmayacak. Yani 2008'de özellikle bu Lehman krizinde yaşanan finansal kriz sonrası dünyaya verilen fazla likitte bir enflasyonist baskı yaratır mı korkusuyla ciddi bir doğa altın talebi olmuştu ama şu anki durumda bırakın ciddi bir tüketici talebi de olmasını acaba petrolde yaşadığımız hikaye gibi bir deflasyonist ortam olur mu? Yani emtialardan kaynaklı ya da taleplerin ya da şu yeni düzen yani belki hastalık bitecek bir gün bir noktadan sonra ama hiçbiri eskisi gibi olmayacak. Yani yeni dünya düzeninde bu varlık sınıflarındaki fiyatlama eskisi gibi olmayacak ve talep kaynaklı düşük fiyatlama söz konusu olup bir deflasyonist ortam olacak mı diye altın fiyatlarında bir miktar zorlanma olduğunu görmekteyiz. Yani altının belli bir süre 1650 özetleyecek olursam 1750 dolar bandında hareket etmesi daha olası gibi gözüküyor. Ki geçtiğimiz seneye baktığımız zaman son iki senedir merkez bankalarının çok ciddi bir şekilde de altın talebi vardı ama özellikle bu son yaşadığımız 2-3 aylık harekette dolar likiditesi sağlamak amaçlı bazı merkez bankalarının dolarsa altın satmış olabileceklerini ama satmamışlar bile olsa belli bir süre altın talebinde bulunmayacaklarını düşünüyoruz. Bu da tabii altında sert yükselişleri kısa vadede engelliyor. Özetlemek gerekirse kısa vadede 1650-1750 dolar ons altında geçerli olabilir. Belli bir süre bu bantta hareketi ben daha mümkün görüyorum. Hatta ekonomilerin açılmasıyla birlikte gelecek olası
olumlu haber akışı güvenli liman konumundaki altındaki bu aşırı alımların bir miktar azalmasına sebebiyet verebilir ama orta uzun vadede eğer dünyada bu kadar yüksek likitte kalırsa altın fiyatını çok da ciddi bir geri çekilme beklememek lazım diye düşünüyorum. Belki orta uzun vade yukarı yönlü hareket devam edecektir ama kısa vadede bir miktar zorlanma hareketleri ya da işaretlerini şu an için almaktayız. Evet Cem Tözge, teşekkür ediyoruz değerli bilgilerini bizimle paylaştığın için. Özellikle işsizlik rakamlarını da sormak istiyordum ama maalesef vaktim kalmadığı için soramıyorum. Bir sonraki programda detayları birlikte tekrardan değerlendirmek dileğiyle. İyi teşekkürler. Akşamlar. Evet, Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ile birlikte piyasaları değerlendirdik.